her gün saat 11'de burada bir değerli konuğumla sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Bugün de HDP Van İl Milletvekili Sayın Adem Geveri konuğumuz. Adem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayın. Çok teşekkür ederim. Her gün 11'de burada bir konuk alıyoruz. Dün Diyarbakır'dan İlke Haber Ajansı Müdürünü almıştık. Ondan önceki gün yine herhalde bir siyasi almıştık. Her gün değerlendirmeye çalışıyoruz. Van özelinden başlayıp Türkiye'yi, Türkiye özelinden dünyayı sizinle konuşmak istiyorum. Birkaç gündür Van'dasınız. Geçen hafta yoğunluğunuz, konuk alamadık. Bu yoğunluk çok basına yansımıyor da neler yapıyorsunuz? Evet, öncelikle Tutku Radyo dinleyicilerine hayırlı dinlemeler diliyorum. Sağ olun efendim. Hayırlı günler diliyorum. Umut ediyoruz inşallah bu sohbetimiz hayırlara vesile olur. Biz doğrusu yani Van milletvekiliyim elbette ki, ama aynı zamanda hem bütün Kürt halkının hem de Türkiye'deki halkların milletvekiliyiz. Evet. Doğal olarak Van'ın dışında da çeşitli etkinliklerimiz, uğraşlarımız oluyor ve nitekim bu vesileyle son 5 gündü ben aslında Van'da değilim. Hakkari'nin Yüksek Valisi'ndeydim. Hakkari Yüksek Valisi'ndeydiniz. Evet. Evet, orada malum biliyorsunuz şu an çok gergin bir durum söz konusu. Onu hem yerinde müşahede etmek hem de yapılacak varsa HDP adına biz milletvekilleri olarak onun çabası içinde orada olduk ve nitekim 5 gün çeşitli ziyaretler, görüşmeler, halk toplantıları yaparak dün itibariyle tekrar Van'a geldim ve maalesef Van'da da yine biliyorsunuz işte şu an artık cenazeler geliyor maalesef. Kimi zaman sivil kayıplarımız, kimi zaman gerilla ve gençlerin biliyorsunuz cenazeleri ve nitekim tabii bunların defin işlemleri, bunların taziyesi, mevlitleri ve buna benzer tabii artık maalesef savaş konseptine girildikten sonra artık normal siyasi faaliyetlerimizin dışında olağanüstü koşulların bize dayattığı faaliyetler daha çok bizim gündemimizi işgal etmektedir. Evet, dediğiniz gibi yani Van'ın milletvekilisiniz. Tabii vekil olarak seçildikten sonra artık Van'ın bütün geneli, Van'daki bütün sorunların geneli sizi ilgilendiriyor. Evet. Siz ziyarete geliyorsunuz, Van'dan size ziyarete gelenler oluyor. Genelde Van'dan gelenler ne tür sorunlarla size geliyor? Ne istiyorlar sizden? Yani bizim biliyorsunuz sürekli mecliste bulunamıyoruz maalesef. Mecliste nöbetleşe sistemiyle arkadaşlarımız mesai yapmakta. Bir kısmı meclisteyken biz daha çok Van'da ve çevre illerde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Malum biliyorsunuz yani Türkiye'de özellikle de Kürdistan'da ve baş şehirlerden olan Serhat'ta mevcut sosyal sorunlar zaten bitmiyor. Bu nedenle bize gelen tabii ki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı gerek işsizlik, gerekse de mevcut yaşadığı kentsel sorunlar, ticari, ekonomik sorunlar ve daha sonra da bizim özellikle de bazı semtlerde çeşitli güvenlik güçlerinin sebep olduğu çeşitli maalesef işte diyelim ki mağduriyetler söz konusu oluyor. Onlarla ilgili bazen işte çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Malum biliyorsunuz gece ya da akşamları sokaklarda çatışmalar çıkıyor. Daha çok evet. Gençlerle polis arasında ya da polis bazen ani baskınlar yaparak bölgedeki insanları da rahatsız edebilmekte ve nitekim bunlardan dolayı yaşanan mağduriyetleri de yerinde hem görmek, tespit etmek hem de o insanların tabii giderilebilecek ve çözülebilecek bir sorunu varsa da onları çözmeye çalışmaktayız. Genelde meclise verdiğiniz önergelerin, sizin Nezgin Bey'in, diğer vekillerin şeyi geliyor. Yani bizlere mailleri geliyor. Önergenin dışında mecliste ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? Malum biliyorsunuz biz muhalefet partisiyiz. Evet. Ana muhalefet de değiliz. Türkiye'nin şu an tabii ki üçüncü büyük partisiyiz ama aynı zamanda da gerçekten de tam demokratik bir muhalefetiz ve bu muhalefet hemen hemen şu an tabii ki sistem dışında kalabilmiş ya da sistem dışında tutmaya çalışılan bir muhalefettir. Doğal olarak da gerek orada verdiğimiz soru önergeleri gerekse meclis araştırmaları, meclis soruşturmaları ya da araştırma önergelerinin tamamı daha çok mevcut düzeni bir bütün olarak sorgulamaya dönük ve aynı zamanda toptan onun değişimini, dönüşümünü sağlamaya ve kimi zaman da mevcut devletin uygulamalarını ve kimi zaman da kanun ve
hukukunu bir bütün olarak tabii ki eleştiren bir tutum. Doğal olarak da bizim meclisteki çalışmalar ve sunduğumuz bu soru önergeleri ve benzeri çeşitli meclis araştırmaları kimi zaman geri gelmekte. Nitekim birçok arkadaşımızın soru önergeleri içindeki ifadeler ya yasaya aykırı olduğu için ya da meclis iş tüzüğüne ters olduğu için geri gelmektedir. Mesela orada işte Kürtçe bir soru önergesi önerdiğinizde bu reddedilir. Ya da orada Kürdistan ifadesini kullandığınızda bu reddedilir. Ya da devletin uyguladığı terör mesela dediğinizde bu reddedilir. Ya da devletin diyelim ki güvenlik güçlerinin bir bölgede katliam yaptığını ifade etmeniz bu reddedilir. Ya da Türkiye'nin işte çeşitli ülkelerle yaptığı gizli anlaşmalar ya da yaptığı anlaşmaların vatana, ülkenin menfaatlerine ters olduğunu söylemek mesela bu geri gelmesine sebep olur. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ya da sarayı eleştirdiğinizde bunlar devlet büyüklerine yönelik işte ithamlar içerdiği için geri gönderilir. Doğal olarak da bizim maalesef 7 Haziran'dan sonraki meclis performansımız son derece karşılıksız geçmekte. Çünkü tamamen AK Parti'nin oradaki milletvekili çoğunluğu ve mevcut şu anki iş tüzük tamamen artık muhalefeti, hatta ana muhalefetin devreden çıkmasına sebep olmakta. Komisyonlarda eşit sayıda değil mi? Değil. Bütün partiler? Yok. Eşit sayıda değil. Her komisyon kendi milletvekili sayısına göre orada bulunmakta. HDP'nin her komisyonda 2 ya da 3 milletvekili sayısı bulunmaktadır. Ben kendim mesela Sanayi ve Teknoloji Komisyonu'ndayım. Orada biz 3 milletvekiliyle temsil edilmekteyiz. Yani orada siyasi partilerin dağılımına göre sayısal azlık çokluk değişiyor diyorsunuz. Değişiyor tabii. Değişiyor. Sayısal azlığınıza rağmen ülkedeki konjonktürü göz önünde bulundurduğumuzda evet daha fazla dikkat edilen bir partinin vekilisiniz. Evet. Yani sayınız az olabilir ama hani bunu özgün ağırlık mı diyelim ya da daha fazla dikkat çeken mi diyeyim. Şimdi peki bunun verdiği avantajı yok mu? Onun verdiği avantaj elbette ki var, fakat bu sorunları çözmeye yetmiyor. Şimdi biz demokratik bir partiyiz. Yani radikal demokrasiye inanan bir partiyiz. Türkiye'nin can yakıcı sorunlara değinen bir partiyiz. Ona dönük çözümler üreten, çözüm sunan bir partiyiz. Birçok bileşeni olan bir partiyiz. İşte farklı etnik unsurlardan, farklı dini çevrelerden, farklı siyasal örgütlerden, geleneklerden gelen insanlarız. Ve Türkiye'de öcü bilinen konulara direkt temasta bulunuyoruz. İşte bunlardan biri tabii ki Kürt meselesidir. Diğeri işte Türkiye'deki demokratikleşme meselesi. Diğeri mevcut anayasanın işte değiştirilmesini en çok canı gönülden isteyen ve bunun çabasını süren bir partiyiz. Onun dışında mevcut Türkiye'de birçok azınlık var biliyorsunuz. Ermeniler, Keldaniler, Süryaniler, işte daha farklı biliyorsun Müslüman olan etnik unsurlar var. Bütün bunların da sorunlarına değindiğimiz için doğal olarak da elbette ki kamuoyunda daha çok teveccüh gören bir partiyiz. Fakat maalesef tabii ki mecliste bu tam tersi bir durum yaratmakta. Mecliste mevcut çoğunluğumuz Türkiye'deki sorunları çözmeye dönük yeterli olmadığı için yine çözüm adresi olarak tabii ki AKP şu an hükümeti temsil eden parti olarak Türkiye'nin sorunlarını çözmeye dönük çaba içinde, ki bunlar da maalesef tabii ki sistem içinde kaldığından dolayı sahici, gerçekçi bir çözüme dönüşmemektedir. Muharefet partileriyle diyalogumuz nasıl? Yani televizyondaki görüntü Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkiler iyi gözüküyor. MHP ile değil, gerçekte pratikte de öyle mi? Değil. Yani biz bütün partilerle tabii ki temaslarımız var ama MHP ile belki kan uyuşmazlığı ya da diyenin fikir uyuşmazlığı ve kendi politikalarının çok redci, inkarcı bir temelde Kürtlere karşı dönük bir politik duruş içinde olduklarından dolayı kendilerinin tercihiyle zaten bir bütün olarak herhangi bir diyalogumuz söz konusu değil. Ancak işte meclisin mecburi ortak çalışma alanlarında, ki o da danışma kurulunda, bir araya gelebilme durumu söz konusu olabilir. Onun dışında maalesef tabii bir araya gelemiyoruz.
Ama CHP ile yine AKP'li milletvekilleriyle son derece farklı zeminlerde, farklı ortamlarda medeni iki insan gibi bir araya gelip tabii ki çeşitli tartışmalar, değerlendirmeler yapabilmekteyiz. Hem biliyorsunuz hükümet AKP'den ibaret, hem de aynı zamanda Türkiye'nin mevcut sorunlarını çözmeye dönük de bizim başvurmamız gereken adres de zaten kendi hükümetleridir. Doğal olarak da onlarla diyalog içinde olmamız en doğru ve aynı zamanda en anlaşılır evet. durumdur. Fakat kimi zaman da diyelim ki CHP'den işte demokratik diyebildiğimiz insanlarla ya da üst düzey yönetici kadroyla da tabii ki ikili temaslarımızı çok rahatlıkla yapabilmekteyiz. Şimdi Adem Bey, hani Van söz konusu olunca genelde insanlarda şöyle bir beklenti var. İşte 6 tane HDP milletvekili var, 2 tane AK Parti milletvekili var. Siz dediğiniz için söylüyorum. Sorunları çözmek için hani hükümetvekilleriyle görüşmemiz gerekiyor diyorsunuz. Evet. Peki böyle dönem dönem görüşmeler oluyor mu? Yani iki, bununla bağlantılı olarak bir de Van Güç platformunda hakikaten HDP'nin olmaması Van'da böyle bize bir soğuk duş yarattı. Yani bu birlikteliği kuramıyor muyuz? Maalesef kuramıyoruz. Malum biliyorsunuz bizim tabii ki istemediğimiz, arzulamadığımız ama maalesef kendimizi içinde bulunduğumuz bir savaş konseptine girilmiş bulunmakta. Evet. Hem bir Türkiye'nin bütünlüğünde hem de Kuzey Kürdistan'da. Doğal olarak da devletin operasyonları ve aynı zamanda yereldeki işte buna karşı gençlerin oluşturduğu direniş maalesef diyaloğun ve sivil siyasetin tabii ki zeminini maalesef daralttı. Bunu rahatlıkla söyleyelim. Bizim muhatabımız tabii ki devlet, devlet adına hükümet ve hükümet hükümetin bütün kurumları. Aynı zamanda işte yerelde de mülki amirleridir. Fakat maalesef HDP'ye tırnak içinde diyelim dostane olmayan, yani kimi zaman da düşmanca gösterdikleri tavırlardan dolayı maalesef bu diyalog zeminini de yitirdiğimiz gibi aynı zamanda birlikte bazı yerel ve genel sorunlara yönelik ortak çözüm çabalarımız da tabii ki kadük kalmaktadır. Aksi takdirde her halükarda bunu ispat etmek de mümkün zaten telefon kayıtlarına da bakarsanız. Bütün sorunlar, gerek sosyal, gerek ekonomik, gerek siyasal, gerek toplumsal, bütün sorunlar için defaatle, yüzlerce belki defa telefonlarla işte hükümetten yetkilileri aramışız. Yerelde mülki amirleri aramışız ya da AKP'yi temsilen burada gerek il ilçe teşkilatları gerekse mevcut milletvekillerini aramışız ortak bir şeyler üretebilme adına. Ama maalesef geri dönüş oranı belki %1 oranındadır. Bu açıdan ortak sorunların farkındayız. Ama bu sorunları çözme adına ortak bir irade çıkartma noktasında maalesef bugün itibariyle son derece maalesef aciziyet içindeyiz. Diyorsunuz ki yani biz mücadele ediyoruz evet. ortaklaşmak için ama bu karşılığı bulamıyoruz. Evet, bulamıyoruz ki kimi zaman da bunu rahatlıkla söyleyelim. Zaten mevcut çatışmalı hal aynı zamanda bizim de bazı sosyal sorunları, bazı ekonomik sorunları zaten çözme noktasında da yetersiz, aciz kalmamıza da sebep olmakta. Yani düşünün her gün abluk altına alınmış yasak şehirlerin olduğu bir bölgede yaşıyorsunuz ve sürekli cenazeler kaldırılıyor. Sürekli işte diyelim ki sivil kayıplar ortaya çıkıyor. Kimi zaman katliamlara varan mesela operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bunlara müdahale ederken maalesef işte devletin güvenlik güçlerinden işte gördüğünüz taciz ve benzeri işte diyelim ki fiziki kuvvet söz konusu oluyor. Bunlarla ilgili çözüm adresi olarak hükümete başvurduğunuzda hükümet kimi zaman cevap verdiği halde maalesef çözüm üretemiyor. Çünkü bölgeyi tabiri caizse tamamen güvenlik güçlerine teslim etmiş. Mesela bu Cizre olayıyla ilgili defaatle İçişler Bakanlığı'yla ve İçişler Bakanlığı kendisiyle de çok görüşme yaptık. Gerek partili yetkililerimiz gerekse bizim milletvekilleri kendi kişisel inisiyatifleriyle. Verilen bütün sözlere rağmen maalesef biz Cizre'deki o Bodrum'da yaşadığını tespit ettiğimiz ve kimisi de yaralı olan bu insanları mesela kurtaramadık. Örnek veriyorum. Şimdi bunun üzerine siz zaten buna bile artık siz çözüm bulamıyorsanız mevcut sosyal ekonomik sorunları da çözebilmeniz çok mümkün değil. Çünkü siyasetin zeminini yitirmiş oluyorsunuz. Evet. Bununla ilgili bu sizin sorunuz soruyu da bu arada cevaplamış olayım. Bu güç birliği platformuna biz katılmadık değil. Katılma teşebbüsünde bulunduk ama bunun buna dönük
kapıyı bize kapatan maalesef AKP'li yetkililerdi. Yani bu yani kadar açık. Hiçbir platformuna davet almadınız mı? Davet aldık. Sadece usulen bir davet aldık. Bu daveti de Sayın Vali, Sayın işte AK Parti milletvekilleri kendi teşebbüsleri ya da kendi davetleri değildi. DAKA dediğimiz ve aynı zamanda valiliğin işte kalem sekreteri dediğimiz onlar aracılığıyla bizim mailimize gönderilen sadece bir katılım davetidir. İçerikle ilgili en ufak bize bir bilgi ne Sayın Vali tarafından ne de Sayın Milletvekilleri tarafından verilmemiştir. Bununla ilgili de yine telefon kayıtları elimizde mevcuttur. Çok özür dilerim. Şunu soracağım. Ya diğer davet edilenler farklı bir yöntemle, siz farklı bir yöntemle evet. mi davet edildiniz? Evet. Mesela Güç Platformu'nun mütevelli heyeti başkanı Sayın Beşir Atalay'dır. 8 milletvekilden biridir sadece. Yardımcı da herhalde Bekir Bey'dir. Nasıl? Bekir Kaya yardımcı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı. Yok. Kendisi bu platformu geçmişte Kırıkkale'de biliyorsunuz milletvekiliyken geliştirdiği bir sistem. Onu evet. Van'a taşımak istemiştir. Bu halkın maslahatı için elbette ki düşünülmesi, uygulanması gereken bir iyi niyet projesidir. Buna hiçbir itirazımız yok. Fakat siz bu mevcut işte tabloda 6 milletvekilisi olan bir HDP'yi bu güç platformunun kuruluş sürecine istişare amaçlı olarak davet etmiyorsunuz. Ya da onlarla birlikte bu projeyi geliştirmeden proje geliştirdikten sonra kendilerinin katkısını bekliyorsunuz. Ve üstüne bir de yetmiyor. Mevcut biliyorsunuz Van'daki iki belediye hariç bütün belediyeler aynı zamanda da HDP'nin belediyeleri, DBP'nin evet. belediyeleri. Bunlardan hiçbirine de yine bu platformla ilgili içerik olarak, amaç olarak, hedef olarak, gaye olarak hangi sahiplerle kurulduğuna dair en ufak bir istişare yapmadan sadece toplantının yapılacağı güne dönük bir davet gönderiyorsunuz. Peki biz de baktık davete. Her ne kadar Sayın Vali'ye ulaşmaya çalıştım cevap vermediler. Milletvekillerine ulaşmaya çalıştık cevap vermediler. Arkadaşlar beni görevlendirdikleri için özellikle ben bu noktada rahat konuşuyorum. Bu girişimlerim sonsuz maalesef karşılıksız kaldı. En son Van Valiliğinin sekreterliğini aradığımızda kendisi bir zahmet yani valinin sekreteri işte bilgi vermeye çalıştı. Benim sorduğum sorulara cevap veremeyince de beni daha farklı bir kuruma yönlendirdi. DAKA bildiğimiz kendi müdürü değil müdür yardımcısı bana cevap verdi ve nitekim kendisine sorduğum soruların hiçbirine cevap verme yetkisinin olmadığını, bununla ilgili kurumlarla görüşüp geri döneceğini söyledi ama bugüne kadar daha geri dönmedi. Basit bir soru sordum. Dedim ki mütevelli heyeti başkanı neden bir partinin milletvekili olsun? Sayın Vali burada dururken mülki amiri olarak. Neden bir bakan değil de bir milletvekili oluyor? Örnek veriyorum. Evet. Bir mütevelli heyeti eğer diyelim ki başkanı bir partiden olacaksa niye başka partiden de bir kişi olmasın? Bunu mesela eş başkanlık tarzında da biz evet. Gerçekleştirebilirdik. Onun dışında mevcut çağırdığınız STK'ların yarısından fazlası çağrılan STK'ların yarısı kadar da çağrılmayan STK var. Bunları niye çağırmamışsınız? Mesela bir memur sen var da eğitim sen niye olmasın? Örnek veriyorum. Bir işte meslek örgütü var, başka bir meslek örgütü yok. Örnek veriyorum. Bunların bile isim vermek istemiyorum. Gerçekten de arada bir ayrım güttüğümüz için değil ama evet. Oraya davet edilmediği için zaten o platform tarafından zaten bir ayrıma tabi tutulmuşlar. Bunları sorduk. Şimdi bütün bunlara dönük en ufak bir cevap gelmediği gibi son dakikaya kadar da bekledik. Yani bize bu yönlü cevap gelsin. En azından Sayın Vali düzeyinde ya da bu projenin mimarı olduğunu iddia eden Sayın Beşir Atalay tarafından ama maalesef bizi muhatap alma nezaketinde bile bulunmadılar. Şimdi bu halkın iradesi, seçilmiş iradesine siz diyalog temelinde bile bir cevap verme nezaketinde bulunamıyorsanız birlikte hangi projeyi bizim başarabilmemiz mümkün olur?
Durum bundan ibaret. Evet, şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor Adem Bey. Diyorsunuz ki bu tür konularda çaba sarf ediyoruz, karşılık bulamıyoruz. Ama sizin kitlenizden de yaşanan süreç ve pratik eksikliği anlamında işte orada kalmanızı çok daha hoş karşılamıyorlar vekillikte. Yani çünkü çözüm üretilmiyorsa o zaman ne işi var deniyor. Şimdi o zaman iki arada bir derede kalmış gibi bir haliniz var. Bu psikolojiyi nasıl yorumlarsınız? Şimdi halkımız hangi eleştiri getirirse getirsin haklıdır. Bize oy veren, bize güvenen, inanan evet. insanların elbette ki bu eleştiri hakkı var ve buna saygı duymaktan öte bizim ekleyeceğimiz bir şey olamaz. Evet. Fakat maalesef biz evimizde gidip oturup çalışmamazlık etmedik. Ya evet. da diyelim ki sorunlar üzerine gitmemezlik etmedik. Bizim şu an aciz bırakan sistemin kendisidir. Ve bu sistemin başındaki AKP hükümetidir. Şimdi meclisteki işleyişimize karışıyor. Önünü alıyor. Evet. Bizim sahadaki çalışmalarımızın önünü alıyor. Bizim mevcut işte Van'ı temsil eden ve Van halkına hizmet veren kurumların kurumlara yönelik talepleri ya da onlara hesap sorma hakkını ve özgürlüğünü bizden almış. Evet. Düşünün ben öyle bir abluka altına alınmışım. En tabii olan kentime girebilme özgürlüğü bile elimden alınmış. Nasıl? Biz 90'lı yıllarda bile sivilken yani en fazla 2-3 saat bekletilirdik karakollarda, yollarda. Daha sonra bir şekilde yine izin verirlerdi, memleketimize gidiyorduk. Yani o zamanki işte diyelim ki olağanüstü koşullarda biliyorsunuz evet. asker egemen bir anlayış, bir yönetim vardı. Onlar lütfedip yine biz onların izniyle girebiliyorduk. Ama bugün milletvekili olduğum halde kentime giremedim. Yüksekova'ya geçemedim. Yani orada bir onbaşı tarafından mesela saatlerce bekletildiği gibi üstüne üstlük bir de silahlı tehdite maruz kaldık. Şimdi düşünün, kaçak yollarla ben ilçeme ancak girebildim. Örnek veriyorum. Bu Cizre'de yaşandı, bu İdil'de yaşandı, bu Nusaybin'de yaşandı ki hala da yaşanıyor. Niye efendim işte orada sokağa çıkma yasağı var. Niye işte orada işte efendim can güvenliği yok. Örnek veriyorum. Evet. Şimdi can güvenliği vatandaş için yoksa bize de olmasın. Yani milletvekillerinin işte dediğim canı çok mu kıymetli? Siz bırakın o can güvenliği sorununu biz yaşayalım. Örnek veriyorum. Şimdi düşün, böyle bir koşulda doğrusunu söylemek gerekirse halkın bu eleştirilerine rağmen halkımızın bunu bilmesinde fayda var. Maalesef 7 Haziran'da 80, 1 Kasım'da da 59 milletvekili çıkartan bir HDP şu an kendi kişisel çabalarıyla Türkiye'de sivil siyasetin zeminini zorlayarak bir şeyler yapma peşindedir. Ama maalesef devletin ve hükümetin bütün bu baskıcı tutumları HDP'nin siyaset yapabilme şansını maalesef elinden alıyor. Bunu rahatlıkla söyleyeyim. Bırakın biz artık halka hizmet evet. götürmeyi. Siyaset yapabilmenin zeminini elimizde tutmaya çalışıyoruz. Yani durum bu kadar vahim. Yani bizim elimizden siyaset yapma özgürlüğü elimizden alınıyor. Düşünün şu an buyurun gidelim bakalım valiliğin önüne hangi muameleye maruz kalacağız. Yani ben milletvekili, seçilmiş bir milletvekili olarak vali beyin makam odasının önüne kadar bakalım gidebilecek miyim, gidemeyecek miyim? Şimdi buna ne dersiniz? Buyurun. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde dokunulmazlığı olan ve aynı zamanda bütün kurumlara, bütün işte diyelim ki mülki amirlere, bütün işte yasal işleyişi evet. rahatlıkla takip edebilecek bir insan maalesef valinin makamına gidemiyoruz. Gitmek için muhakkak bizim defaatle izin almamız, randevu almamız, tabiri caizse oradaki basit bir memurun sorularına bile cevap vermemiz lazım. Ve nitekim yakın zamanda gördünüz, siz de biliyorsunuz, havaalanında maruz kaldığımız muamele işte bunun basit bir örneği. Aslında onu çok konuşmak istemiyordum. Bir iki yorum var. Onu da şöyle sorayım Adem Bey. Bir daha böyle bir olayla karşılaşırsanız
O zamanki verdiğiniz tepkinin aynısıyla mı tepki verirsiniz? Farklı bir yöntem mi kullanırsınız? Yani ben defaatle bizim maruz kaldığımız tepkilerden sadece bir tanesi. Ama belki benim için sonuncusuydu. Yani şu an itibariyle. Defaatle eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, evet, her gittikleri bölgede buna benzer muamelelere maalesef tabi maruz kaldılar. Ama emin olun buna rağmen mümkün mertebede mutedil bir dil, mutedil bir uslup ve mutedil bir duru sergilemeye çalıştık. Ama bu son özellikle de başıma gelen olay, kendim belki hayatta hiçbir zaman normal bir zamanda göstermeyeceğim tepki göstermemin sebebi, orada polisin ve yetmiyor bir de korumaların kaba dayana şiddetine maruz kaldığım halde bakan, milletvekilleri, bakan yardımcısı ve Van'ı temsil eden bütün mülki amir ve kurum müdürlerinin orada olmasıydı. Onlara rağmen başıma böyle bir şeyin gelmesini, doğrusunu söylemek gerekirse bu artık tabiri caizse sözün bittiği yer anlamına gelir bizim Burhan için. Bey geldi, o sizi, evet, ikna etti. Ne konuştunuz, evet, orada? Hakikaten çok... İşte tam da o noktada zaten daha acı bir şey yaşadık. Vali gelmedi, işte diyelim emniyet müdürü gelmedi, işte Sayın Bakan gelmedi ki Sayın Bakan'ı özellikle çağırmamın sebebi, talep etmemin sebebi kendisinden kaynaklandığı için. Polisin iddiası böyle. Polis bey diyor ki işte bakan gelmiş, bakanın geldiği için burayı biz işte kapattık, doğal olarak da size yer kalmadı. O zaman dedim bakan gelsin görsün bu rezaleti, bizim başımıza neler geliyor. Yok, bakan ayağına gelemez. Tamam. Gelmiyorsa vali gelsin, emniyet müdürü gelsin. Kimseyi de ayağımına çağırmıyorum. Hadimize de değil tabii. Uslubumuzu bilen nezaket sahibi insanlarız. Kanuni olarak haklarımız olabilir ama emin olun bunları kullanmıyoruz. Orada durmamın sebebi, çünkü oradan ayrılsaydım zaten hiçbir Allah'ın kulu bu yaşadığımız haksızlığa kesinlikle de ilgilenmeyecekti. Ve nitekim oradan kalktıktan sonra Sayın Burhan Bey'in özellikle ısrarıyla yanımdan geçtiler ve maalesef en ufak bir selam bile daha vermediler. Vekilim Burhan Bey'in oraya gelmesi doğrusu elbette ki sevindiriciydi ama oraya gelirken beni ikna etmek için geliyor. Polise hesap sormak için, korumalara ayar vermek için, tabiri caizse onlara had bildirmek için değil. İşte efendim yalvarıp yakarıp işte ne olursun bakan gelmiş buradan kalk şey olmaz. Diyorum ki peki ya burada sizin gözünüzün önünde beni kaldır küldür kaldırıp yere vuruyorlar, kaldırıyorlar, indiriyorlar. Buna hiçbir şey demeyecek misiniz? Bir milletvekili olarak ki orada beni temsil eden ve beni karşılamaya gelen tek bir kişi yok. Yani benim kitlem açısından söylüyorum. Danışmanım var, şoförüm var. Orada yoğun bir işte diyelim AKP'li bir kitle var. Bakanı karşılamaya gelen bütün kurum amirleri var. Bütün bunların gözü önünde cereyan eden bir hadise. Ve orada yine işte bu fiziki muameleye maruz kaldığım halde, kusura bakmayın tabii bu ifadeyi belki burada kullanmak zorunda kalacağım, alçakça bir maalesef tabii muamele. Orada mülki amirlerin ve halkı temsil eden milletvekilleri ve devleti yöneten hükümetin nazarında gerçekleşmiş olmasıdır. Ondan önce kamera tabii şikayette bulunurken kamera kayıtlarını da istedim havaalanında. Nasip olur eğer siz de görürseniz göreceksiniz. Benden önce o havaalanı VIP parkına girmek için sıradan vatandaş polise etmedik muamele bırakmamış. Küfürden hakarete kadar herkes, hatta kimisi tabiri caizse fiziki kuvvet uygulamış. O otoparka girmiş ama benim aracım sırf işte herhangi bir ısrarda bulunmadığı için alınmamış oraya. Şimdi tam bu durumda yaşadığım, tabiri caizse travma üzerine gösterdiğim bir tepkidir. Ve orada belki ağzımdan kaçırdığım bir iki ifade gerçekten de benim kendime belki yakıştırmadığım, uygun olmayan ifadelerdi. Yani bu anlamda çıktığım yine medya kuruluşlarında da özürümü beyan ettim. Burada da beyan etmek istiyorum. Halkımızdan bizi seçen insanlardan gerçekten de yakışık olmayan bir ifade kullandım. Ama buna rağmen orada yaşadığım sorun basit bir VIP meselesi değildi. Bunu temin ederek size söylüyorum. Orada yaşadığım ya şey bir patlama noktasıydı. Bir hakkın, bir patlama noktasıydı. Bir yasal hakkın, bize verilen bir hukukun kullanılması önünde bilinçli bir engel. Bak bilinçsizce demiyorum. Bilinçli bir engel.
Çünkü bilinçsiz olsaydı özür dileyeceklerdi orada. En azından polis özür dileyecekti. Evet. Fakat polisinden tutun Sayın Bakan'ına kadar en ufak bir özür ya da bir üzüntü beyanı söz konusu olmadı. Şimdi Adem Bey, birçok soru var, birçok eleştiri var, birçok övgü var. Yalnız sizin yakından tanıdığını iddia eden biri diyor ki İslami gelenekten gelen Adem Bey'e şunu sorar mısınız? Gençliğimizde 3 şey kayboluyor. 1 din, 2 2 Bir din. Evet. Bir din kayboluyor. Evet. İki, ben değiştirerek sorayım. Biraz daha geleneksel anlayış. Üç, yine gelenekten kopuş, modernizme doğru kayış. Bunu nasıl değerlendiriyor ve bunu da şöyle söylüyor. Yorumu o şekilde. Partisine mensup gençlerin öyle olduğunu iddia ediyor. Yani benim partimin değil, sadece bütün partilerin gençleri belki seküler modernizmin sekülerleşme ya da modernizm tehlikesi yaşıyorlar. Evet. Bakın, ben medeni olma noktasında insanların ısrarla yanındayım. Medeni bir kişiliğe, medeni bir hukuka, medeni bir anlayışa, ama üstün körü bir şekilde modernizmin kölesi olmak ya da kapitalizmin çarkları altında kişiliksizleşmesini elbette ki savunmadığım gibi şiddetle de reddediyorum. Benim partimde farklı anlayışta insanların olması ayrı bir şeydir. Bu insanların kendini bilmeden, kendini mevcut işte diyelim ki modernizmin, modernizmin yani kıskacında kaptırmış olması ayrı bir meseledir. Eğer varsa böyle bir şey, elbette ki üzülüyorum. Ve bunun karşısında da dururum. Bunun olmaması için elimden gelen bütün çabayı gösteririm. Ama lütfen ve lütfen bunu yanlış anlamayın. Bu sadece bir partinin sorunu değil. Toplumsal yozlaşma, toplumsal dejenerasyon bütün Tabii partilerin ki. Sorunu olmalı. Tabii. Mesela bizim işte diyelim ki HDP'de örnek veriyorum. Yani dinden diyelim ki uzak olan insanlar olabilir. Örnek veriyorum. Kendi tercihiyle bunu yerine getiren insanlar saygı duyarım, ama bunun bilincinde olmadan diyelim ki sekülerleşen insanlar varsa da elbette ki bunun karşısında durmaya çalışırım. Fakat bunu yaparken yine kendi meşru değerlerim ve medeni uslubum da yaparım. Ama gidin bakın, mesela AKP'de ya da CHP'de ya da MHP'de muhafazakar olduğunu iddia eden insanlar maalesef çok daha vahim durumdalar. Bunu da görmemekten gelmemek lazım. Velhasıl bu bir parti meselesi değil, toplumsal bir yaradır. Bizim toplumsal olarak buna çözüm getirmemiz lazım. Çözüm getirmenin yolu da sadece siyasi duruş değildir. Aynı zamanda toplumsal olarak da bizim toplumu ıslah etmeye, terbiye etmeye dönük bir çaba içinde olmamız lazım. Ama bunu yapmak için de elbette ki önce can yakıcı sorunları çözmemiz lazım ki bunlardan biri Kürt sorunudur. Diğeri belki Türkiye'deki işte ekonomik ve siyasi istikrardır. Diğer mesele de, yani biz elhamdülillah şükür işte dindarız. Dindarlığımızla da gurur duyuyoruz. Dindarlığımızdan kastımız da sıradan muhafazakar bir kimlik değil. Ben son derece İslami hassasiyetlere sahibim ve bunu yaparken de, bunu yaşarken de Allah'tan korktum ve inandığım için bunu yapıyorum. Evet. Herhangi siyasi bir emel ve amaç için yapmıyorum. Onun için ben İslamcılık kimliğine sahip biri değil, İslami bir kimliğe sahip bir insan olarak Türkiye'de ve Kürdistan'da siyaset yapmaya çalışıyorum. Kürt sorunu bağlamında elbette ki şu an mevcut, biliyorsunuz, bizi meşgul eden can yakıcı bir sorunla uğraşmaktayız. Ama benim bütün siyasi amacım, hedefim, emellerim ve anlayışım sadece Kürt sorunu bağlamında sınırlı değil. Evrensel dünya görüşüne sahip bir insanım. Benim de elbette ki kadınlarla, erkeklerle, çocuklarla, gençlerle, ekolojiyle, toplumsal işte diyelim yozlaşmayla, toplumun eğitimiyle, ıslahıyla ilgili benim de kendime has düşüncelerim, değerlerim var. Ve nitekim benim sahip olduğum, içinde bulunduğum Azadi Hareketi de İslami hassasiyetlerle Türkiye'de ve Kürdistan'da siyaset yapan bir hareket olarak bütün bu toplumsal sorunlara dönük de elbette ki anlayış ve yaklaşım geliştiren bir çaba içindedir. Bu yani namus meselesi bu son derece spekülatif bir mesele. Yani herkesin namusu var. Herkesin namusu birbirine elbette ki emanet edilmelidir. Ama bunlar mevcut
toplumda oluşturulan klasik değer yargıları üzerinden anlatılamaz artık. Bu modern çağda bizim bunların çok daha günümüz fıkhına uygun bir şekilde bizim İslami bir literatür geliştirmemiz lazım. Biz kadın erkeğin namusuysa erkek de kadının namusudur. Toprak da bizim namusumuzdur. Dil de bizim namusumuzdur. Anladınız mı? Mevcut işte diyelim ki yaşadığımız işte kentimize sahip çıkmak ya da onun işte önemsemek de bir namustur. Vatan da bir namustur. Din de bir namustur. Her şey bir namustur. Yani klasik anlamda söylüyorum. Fakat illa diyelim ki tırnak içinde kadın namusu üzerinden siz bir spekülasyona sebep olacak bir tartışma başlatırsanız elbette ki karşı tarafta da özellikle de kadın cenazında da bunun karşısında bir reaksiyon ortaya çıkabilir ki bunlar sorunu çözmeye dönük bir netice doğurmaz. Aksi takdirde bununla ilgili tabii ki birebir kendimize ait düşüncelerimiz, değerlerimiz var. Bunlar elbette ki tamamı HDP'nin düşünceleriyle paralel de olmayabilir. Çünkü neticede biz HDP içinde ittifakla yer alan bir bileşeniz. Doğal olarak da HDP'de bir bütün olarak ortaklaştığımız mesele Türkiye'de siyaset yapabilme zeminini birlikte yakalamaktır. Aksi takdirde bir bütün olarak HDP'nin programına tabi olduğum anlamına gelmez. Nitekim de HDP böyle bir şey benden beklemiyor. Yani bir ara zaten bir paylaşımımız vardı. Bir patlama ile ilgili gösterilen tepkide bu farklılığı gösteriyor. Şimdi tabii dediğim gibi çok farklı sorular var da büyük bir kısmını soramayacağım çünkü vakit yetmeyecek. Kürt burjuvası yeniden güçleniyor. Daha doğrusu yani yeni bir Kürt burjuvası oluşuyor. Ama burjuvanın temelinde de şu var: güvenli liman, iyi bir kazanç ve para. Evet. Son süreçte Kürt siyasal hareketiyle Kürt burjuvası arasında pratikte farklılaşma var mı? Kürt burjuvasıyla Kürt siyasal hareketi farklı mı düşünüyor? Şimdi bunu belirtelim. Yani Kürt hareketi geçmişten beri seküler bir temelde sosyalist ve sol söylemle tabii ki siyaset yapabilme zemini yakaladı. Bu Kürtlerin de aman aman oturup düşünerek karar verdikleri bir tercih değildi. Orta Doğu konjonktürü, Türkiye gerçekliği, biliyorsunuz NATO, Amerika, Rusya, Varşova Paktı çelişkisi, sol sağ çelişkisi, Türkiye'deki işte egemen rejimin din sömürüsü üzerinden, ırkçı milliyetçi şuven anlayış üzerinden geliştirdiği Kürt reddi ve inkarı, Kürt hareketinin de doğal olarak da seküler temelde, sosyalist temelde bir siyaset üretmesine sebep oldu. Ama bu gittikçe kırıldı ve değişti. Nitekim biz işte bu özellikle de 7 Haziran'da 1 Kasım'daki HDP başarısında bunu gördük. Gerek Kürt kitlelerinin, özellikle muhafazakar Kürt kitlelerinin Türkiye'deki diğer demokratik çevrelerde birlikte HDP oy vermesi, gerek HDP'nin çok sayıda muhafazakar dindar adayı çıkartmış olması, bu aynı zamanda Kürt hareketinin de orta, yani tam ortaya dönük bir ortaya kaymaya, ortaya gelmeye dönük bir çaba içinde olduğunu göstermekte. O da nedir? Tam demokratik bir ittifak temelidir. Evet. Doğal olarak da burada ben eskisi gibi artık burjuva kesimine de çok böyle uzak, mesafeli davrandığını düşünmüyorum. Hatta çok yakın ilişkiler gelişmiş. Ama maalesef savaşın olduğu, biliyorsunuz, bir bölgede, çatışmaların olduğu bir bölgede tabiatıyla ekonominin, burjuvanın, ekonomik imkanların, finans gücünün kalması mümkün değil. Bu bütün dünyada böyledir. Bu açıdan Van'da da, Kürdistan'da da yaşadığımız sıkıntı budur. Mesela bakın şu an Rusya uçağının düşürülmesinden sonra bütün olarak baktığımızda Türkiye'deki ekonomik istikrar ne durumda? Yani sallantı durumu yaşanmaktadır. Evet. Hele hele güney hattında bulunan illerde ekonomik istikrar bitmiş durumda. Örnek veriyorum. Bir uçağın düşürülmesiyle şu an işte efendim muhtemel bir senaryo üzerinden konuşuluyor. Rusya ile Türkiye arasında muhtemel çıkabilecek bir savaştan dolayı bile Türkiye'deki birçok kapitalist ekonomi Türkiye'deki yatırımlarını durdurmuş durumda ve elindeki mevcut Türkiye'ye getirmiş olduğu sermayeyi de geri çekmektedir. Doğal olarak da burada mevcut burjuva ile Kürt hareketi arasında yaşanan sorun aman aman ideolojik bir sorun değildir. Bir sınıf sorunu değildir. Tamamen savaşın yarattığı bir sorun olsa gerek ki bu da ben kalktığına inanıyorum. Çünkü Kürdistan'da şu an yatırım yapmak isteyen ya da diyelim ki ticaretle uğraşan bir
burjuva mı diyelim, bir işte ekonomik bir gücü olan bir finansör mü diyelim, önünde herhangi bir siyasal ideolojik engel yok. Ama maalesef bu bölgede yatırım yapmak doğrusu son derece güçtür. Niye? Çünkü zaten devlet bir taraftan önünü engellemiş, diğer taraftan da mevcut çatışmalı durum insanlara bir ürküntü vermiş durumdadır. Bir de şeye karşıyım. Yani ben işte kapitalist temelde burjuva sınıfının işte özellikle de ayrı tutulmasına karşıyım. Yani bunu ideolojik bir temelde değerlendirmek bana göre doğru değildir. Evet. Burjuva da olsa olsa bu halkın bir kesimi olabilir. Bu halkın gerçekliğine uygun bir burjuvası doğru bir burjuvadır. Bu halkın sorunlarını bilen, bu halkın sorunlarını çözmeye dönük çaba içinde olan bir burjuvanın bir anlamı olabilir. Aksi takdirde saksıda çiçek gibi sizin köşenize sinerek efendim ben burjuvayım, ben aristokratım, ben zenginim ya da ben dindarım ya da ben dinsizim ya da işte ben cemaatim ya da ben memurum diyerek sizin toplumsal sorunların dışında durmanız mümkün değildir. Biz hepimiz eğer bu bölgede, bu memlekette yaşıyorsak bütün sorunlarla birlikte çözüm üretmemiz lazım. Eğer çözersek birlikte o zaman bence hem burjuva hem işte diyelim ki ekonomik imkanları iyi olan sınıfların Kürdistan'da, Van'da da rahatlıkla tabii ki hem yaşaması hem de kendi ekonomik çabalarını da rahatlıkla sürdürebilmesi daha mümkündür. Evet, yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Tabii yaşanan süreci ısrarla soranlar var, farklı sorular var. Bir de böyle bir iddia var. Yani dün gerçi sordum ben, İlke Haber Ajansı'na da sordum. Gülşen Hanım'ın, Gülten Kışanak Hanımefendi'nin dün böyle bir açıklama yaptığı iddia edildi. Bekleyin, sabredin, Ruslar geliyor. Gazetelere manşet oldu, internet sitelerine çıktı. Bundan haberiniz var mı? Çünkü Kürtlerin Rusların geçmişine dair hiç de hoş bir algısı yok. Yani bunu değerlendirdiğimizde bu haberle ilgili haberiniz yoksa o zaman çok yorum alamayacağız. Emin olun yok, emin olun haberim yoktur. Ama biz elhamdülillah Kürtlerin bana göre kendi haklı davaları için kendinden başka hiçbir işte diyelim ki beşeri sisteme, yapıya, devlete güvenmesi ya da ihtiyaç duymasına gerek yok. Allah'ın izni ve inayeti ve Allah'ın yardımı bizim için yeterlidir. Biz haklıysak elbette ki meşru temeldeki mücadelemizi sürdürürsek başarırız. Ama konjonktürel olarak ülkeler arasında çıkan sorun sıkıntıların ya da zıtlaşmaların Kürtlerin lehine bir sonuç doğurması da Kürtlerin bir tercihi değildir. Ve Kürtlerin bunun karşısında durması da doğru değildir. Şimdi sevgili bin yıldır kardeş olan Türklerin, evet, kardeşimiz olan Türklerin ve birlikte bir kader yaşadığımız Türkiye'de, Kuzey Kürdistan'da biz birbirimizin sorunlarını çözemiyorsak, birbirimize güvenemiyorsak ve maalesef birbirimizi başka bir güce, başka bir halka, devlete eğer mecbur bırakıyorsak bunu kendi kardeşlerimizin düşünmesi lazım. Bunu, yani bu o kadar basit. Bunun dışında asla bir Rusya, bir Amerika, bir Irak başkasından biz çözüm beklemiyoruz. Çözümün adresi elbette ki biz kendimiziz. Ve bunu başımıza getiren maalesef işte kardeş dediğimiz halklardır. Türklerdir, Araplardır, işte Farslardır ve onların egemen devletleridir. Bunlarla çözmek istiyoruz. Bunun dışındaki hiçbir çözüm bizce de sağlıklı değildir. Doğal olarak da PYD'ye ve PYD'nin şahsında Türkiye'nin işte Suriye müdahalesi, özellikle de Kürt iradesinin kırılmasına dönük çabası bu anlamda zaten karşılık bulmayacağı gibi çözüm de üretmez ve çözüm üretmediği gibi maalesef Rusya'nın, Amerika'sının da müdahalesini de tabii olarak kaçınılmaz bir hale getirecektir. Şimdi bir iki soru da dünya konseptine yönelik olsun. İran'ın geçen gün bir açıklaması vardı. PYD dediniz de orayla ilgili soruyorum. Bilin yoksa sizi vururuz. Rusya dün hatayla vurdu dediler ama PYD'nin burada bir açıklaması var. Dikkat edin, bir dahaki sefere çok ciddi tedbir alırız. PYD'nin gücü nereden geliyor? Rusya'ya da İran'a da kafa kaldırabiliyor. Yani ben bunlara da birebir tanık olmadım doğrusu. Şeyde mi geçti? Medyada mı? Tabii ulusal medyada. Kendi ağızlarından mı
acaba bu açıklamalar yapılmış yoksa Türk medyasının ürettiği bir spekülasyon mu, ondan emin değilim. Yani o da çok güzel bir yorum. Hakikaten artık medyaları da bölüştü. Çünkü havuz medyasına inanmıyoruz. Doğal olarak da oradaki bütün kimse kimsenin medyasına inanmıyor artık. Ben tabii doğrusu kimsenin, yani medyası zaten sağlıklı işleyemez ama bizim tabiri caizse devlet tarafından desteklenen medyanın bu hale düşmesi hazin bir şeydir. Bakın, bir örgütün, bir partinin medyası spekülasyon üretebilir. Ama kamuoyuna mal olmuş medyanın bu kadar maalesef düzeysiz bir işte yayın yapması, haberleri ters yüz etmesinin hakkı olamaz. Fakat bunları geçelim. PYD'nin bir ülkeye tabiri caizse baş kaldırabilme özgürlüğü var ve bunu belli bir oranda da gerçekleştirebilir. Ama aman aman bir ülkeye ultimatum verecek ya da ona ayar verecek durumda değil. Çünkü PYD'nin derdi bu değil. PYD Türkiye'yi işte diyelim kaosa sürmek, İran'a işte karşı gelmek, kafa tutmak, Rusya'yla işte didişmek gibi bir derdi yok. Olamaz. PYD sadece Rojava'da Kürtleri korumak, savunmak ve onların mümkünse adına bir demokratik özgürlük elde etmektir. Bir özellik elde etmektir. Onun dışında PYD'nin tabiri caizse Orta Doğu denkleminde başkalarıyla didişmek ve kafa tutma gibi ne bir sorumluluğu, ne bir derdi var, ne de bir amacı var. Bunu rahatlıkla söyleyelim. Fakat eğer Kürtlerin kazanımlarına dönük herhangi bir ülkeden, herhangi bir devletten bir tehdit gelirse elbette ki meşru müdafaa hakkını kullanmak da zorundadır. Bu Allah Teala böyle bir hak vermiş bize. İnsanlık vicdanı bize böyle bir hak verilmiş. Bunun karşısında kimse durmaz. Bununla ilgili biliyorsunuz Güney Kürdistan'da özellikle Kürtlere yönelik maalesef ikide bir çeşitli tehditler savuruluyordu ve nitekim bu tehditler DAEŞ şahsında da mutlaklaştı ve nitekim DAEŞ Güney Kürdistan'ı öyle bir kaotik siyasal kaotik bir çıkmaza sürükledi ki Kürtler tam işte bağımsızlık referandumu gerçekleştirmek üzereyken uluslararası bir oyunla maalesef Kürtlerin önüne çıkartılan DAEŞ mevcut Kürt istikrarını, güneydeki Kürt istikrarını bozdu. Bu doğal olarak da Kürtler için bir tehlikedir. Yani buna Kürtler de karşı çıktı. Evet, DAEŞ bozdu o dengeyi hakikaten. Ben de bu konuda sizin gibi düşünüyorum ama Kürtler de karşı çıktı ona. Yani Hadem Bey. Ne için? Oradaki referanduma. Kürtlerin karşı çıkması demokratik bir haktır. Ben de belki Güney Kürdistan için örneğin belki bağımsızlığı doğru bulmayabilirim. Ama bu bağımsızlık hakkını talep etme hakkını elimizden almaz. Evet. Kürtler kendi aralarında tartışabilir. Mesela biz Kuzey Kürdistan için örnek veriyorum. Özellik talep ediyoruz. Doğal olarak da özellik talep etmemiz bizim bağımsızlığa karşı olduğumuz anlamına gelmez. Ama biz reel gerçekliği göz önüne aldığımızda Kürtler kendi aramızda Kürt iradesinin doğrultusunda bir kararla özellik de, bağımsızlık da, federasyon da, entegrasyon da her şeyi tercih edebiliriz. Ve her şeyi kabul edebiliriz. Bunlar demokratik temelde kendi irademizle gerçekleşirse doğrudur. Ama hiçbir Allah'ın kulunun haddine ve hakkına değildir bize dayatması. Da işte PYD arasında ne fark var? İkisi de zulmediyor, ikisi de insan öldürüyor, ikisi de katlediyor. Yani bütün sorularınızı anlayışla karşılıyorum ama bu soruya doğrusu anlayışla karşılamıyorum. bu noktada cevap vermek bile haksızlık olur. Kürtler Allah'ın nazarında insanlık vicdanında meşru bir mücadele göstermekteler. DAEŞ işte maalesef insanın başına bir bela, bir vahşettir. Sadece bunu. Yani söyleyeyim. Sonuç itibariyle bu yoruma da açık olmak gerekiyor. Evet, YPG'nin Esad'la birlikte hareket etmesi, orada ölen insanlara, yani sonuç itibariyle mücadelede eğer ölümler varsa birinin dini kullanması, birinin ırkı kullanması arasında çok fark olmamalı. Yani en azından bu eleştiriye de emin olun. En geniş anlamda bu soruları ve bu eleştirileri hazmetme cesaretine sahibiz. Evet. Biz medeni toplumuz, Kürtler olarak. Kürtleri temsil eden siyasetçiler. Karşılıklı iki Kürt konuşuyoruz zaten. yani Kürt hareketi adına burada konuştuğum için söylüyorum en azından. HDP adına ya da HDP'den biri olarak. Evet. Kürtlerin haklarının mücadelesini veren biri olarak söylüyorum bunu. Siz DAEŞ'le, DAEŞ anlayışıyla bakın, DAEŞ anlayışı bir metafordur. Yani bir halkı isnat etmiyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hayır, hayır. Bir devleti isnat etmiyor. Orta Doğu'yu dizayn etmek için yani kurulmuş bir yapıdır. Bu evrensel bir vahşettir. Tabii. Doğal olarak da şu an DAEŞ şahsında tezahür etmiş. Evet. Orada sizin tabiri caizse bu eleştiriyi yapma şansınız milyonda bir bile değildir. Bunu rahatlıkla söyleyeyim. PYD'nin başka örgütlerle, başka ülkelerle işbirliği içinde olup olmaması ki bu spekülasyondur.
Bu tartışılır bir meseledir. Bu ilkesel bir mesele değil. Olsa olsa siyasetin pragmatizmi dahilinde bu konuşulabilir. Kürtlerin maslahatındaysa elbette ki bunda ne sakınca var? Örnek veriyorum. Evet. Şimdi 2011'e kadar yani AKP'li yetkililer ki en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanı Esed'le işbirliği halinde iken evet. Esed işte diyelim ki Esed işbirliği meşru, PYD'nin işbirliği niye gayrimeşru olsun? Örnek veriyorum. Ondan sonra Esed biliyorsunuz bir diktatör, bir zalim bile olsa şu anda kendi ülkesinin cumhurbaşkanı, seçilmiş evet. bir başkanı ve nitekim hala da onu destekleyen uluslar ve uluslararası güçler ve devletler var. Evet. Birleşmiş Milletler'de koltuğu var ve Türkiye evet. Cumhuriyeti de Cenevre'de karşısında oturuyor. Öyle evet. değil mi? Evet. Şu an ülke sınırlarına baktığımızda ülke sınırları Türkiye tarafından Suriye kabul ediliyor ve kabul edilen bu Suriye sınırının da yöneticisi Esed ve rejimidir. Evet. Doğal olarak da burada PYD'yi tabiri caizse muhtemel Esed'de örtüşük olduğunu iddia ederek PYD'yi gayrimeşru göstermenin hiçbir mümkünatı söz konusu değil. Hiçbir böyle iddia karşılığı olamaz. Nitekim görüyorsunuz Sayın Salih Müslüm bir çok defa Türkiye'ye geldi ve Türkiye'deki evet. yetkililerle de görüştü. O zaman da yine Esed vardı. Yine muhtemel işte iddia edildiği gibi işte Esed'le bir iş birliği söz konusu olabilir ki bütün bunlar spekülasyonlardı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Kürtler hangi ülke ile işbirliği yapacağının tercihini yapabilme özgürlüğüne sahip değil. Çünkü bir devlet değiller. Bir halklar. Olsa olsa örgütleri var. Bu örgütlerin de herhangi bir ülke ile işbirliği yapabilmesi bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bunu rahatlıkla söyleyeyim. Ama ben PYD'nin orada üçüncü yoldan yana olduğunu, üçüncü yol yani alternatif yol olarak Suriye'nin demokratikleştirilmesi ve Kürdistan'a da özellik, Rojava'da özellik talebinde arkasında olduğunu, bu iddiayla orada mücadele ettiğini ama bu PYD'nin aman aman ak kaşık olduğunu da göstermez. Yani yanlışları olur, eksikleri olur, kendi içinde işte otoriter bir anlayışı olur, antidemokratik uygulamaları olabilir. Evet. Kimi zaman işte diyelim ki meşru temelde olmayan bir mücadelesi de olabilir. Bu bütün işte örgütler için geçerlidir. Eğer bunu konuşacaksa o zaman Hamas'ı da konuşalım. Örnek veriyorum. Tabii Filistin'i konuştuğumuzda Hamas'ı da konuşuruz. Çeçenistan'ı yani. Konuşalım. Tabii ki. Örnek vereyim. Mesela o pilot sağ yakalandığı halde niye öldürüldü Rus polis, Rus pilot? Örnek veriyorum. Bu savaş hukukuna aykırı değil mi? Misal diyorum. Yani bunlara hiç girmeye gerek yok. Ama elbette ki topyekun bunlara karşı olmamız lazım. Bir halk özgürlük mücadelesi veren bir toplum meşru temelde mücadelesini sürdürmelidir. Evet. Meşru temelde mücadeleyi sürdürmek bu hem ilkesel bir tutum hem ahlaki bir tutum hem de bizim için İslami bir hassasiyettir. Bunu bu kadar rahat söyleyelim. Ama maalesef bir örgütü eleştireceksek önce bizim bir devleti eleştirmemiz lazım. Çünkü devlet meşru hukuktur. Bizden sorumlu olan bir hukuktur. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, İran, Amerika, Rusya önce meşru temelde siyaset yapsınlar, meşru temelde mücadele etsinler. Ondan sonra biz PYD'yi de PKK'yı de Hamas'ı da örnek veriyorum. Diğer işte mevcut ulusal mücadele veren örgütleri de partileri de konuşalım. İnşallah zaman olur bir gün otururuz bunları da konuşuruz. Tabii sorumluluk hakikaten çok zor bir şey. Ben bir değerli konuğum var. Kırmamak adına çok çaba sarf ediyorum. Aynı zamanda beni sorularımla zorlayan yüzlerce dinleyicim var. O kadar ilginç sorular var ki. Haliyle evet bir dengeyi kurmak gerekiyor. Ben şuna inanıyorum. Toplumsal barış, toplumsal adalet, toplumsal huzur olmadıkça kesinlikle arzu edilen o insanların istediği gerçek yönetim şekli ortaya çıkmayacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Toparlarsak son neler söyleyeceksiniz? Bu kısa sürede elbette ki bütün sorulara cevap vermemiz mümkün olmayabilir. Verdiğimiz cevaplar da tatmin edici olmayabilir. Tabii. Ama bunu en azından emin olun. Dinleyiciler açısından da bunu söylüyorum. Biz bütün sorunları, bütün kaygı ve endişeleri tartışmaya açız. Evet. Bütün eleştirileri açız. Bütün bunlara verebileceğimiz cevaplar var. Ama bu cevaplar elbette ki illa kendimizi haklı göstermek için değil. Değil tabii. Aynı zamanda aciziyetimizi göstermek için de bu olabilir. Fakat tabii. Emin olun biz medeni standartlarda siyaset yapma çabası içinde olan insanlarız.
Aynı zamanda şahsım adıma söylüyorum. Benim kendime ait hassasiyetlerim var ki bunun başat özellikle hassasiyetim İslami referanslarımdır. Demokratik dünya görüşümdür, medeni standartlardır. Bu temelde her ortamda herkesle konuşmak, tartışmak, gerekirse sorunlara birlikte çözüm üretme çabası içinde olacağımı sizi en azından temin edebilirim. Bu anlamda üstümde, altımda, sağımda, solumda gayri meşru ya da görünmeyen hiçbir güç, hiçbir irade söz konusu değil. Bunu rahatlıkla söyleyelim. Ama aramıza konulan o suni kalıplar, evet, o perdeler, ön yargılar, ön kabulleri bizim birlikte kırmamız tabii lazım. Tabii ki. Sadece bizden beklemesinler. Bir zahmet karşı taraf olduğunu iddia eden insanlar da kırarsa biz bu sorunu çözmek, demokratik temelde çözmek için gerçekten de sonuç alıcı bir çaba içinde olabiliriz. En son bunu da belirtelim ama lütfen önce bize tabiri caizse sivil siyaset yapabilme şansı versinler. Devletin bize tanıdığı hakkı hukuku bir zahmet bizden almasınlar. Bunu yapsınlar, ondan sonra gelsinler. Bizim adımıza vermemiz gereken bütün hesapları biz verelim. Ölümsüz, çatışmasız, soykırımsız, katliamsız, şiddetsiz, anladın mı? Hendeksiz, operasyonsuz bir dünya özlemiyle umut ediyorum ki inşallah ileriki günlerde tekrar bu dinleyicilerimizle, değerli dinleyicilerimizle karşı karşıya gelir, görüşür, düşüncelerimizi çok ifade teşekkür ederiz. Hayırlı efendim. Günler, hayırlı çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, HDP Van Milletvekili Sayın Adem Geveri konuğumuzdu. Yarın 11'de burada OSEB Başkanı Sayın Şemsettin Bozkurt'la birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.